oturun. İme gel. Altınlar bunun içinde mi? Hı hı. Açın o zaman da bir bakalım şunlara. Cık, olmaz. Hı. Önce pahaları görebilirim. Ya ne malum, bizden altınları kapıp bizi ütüp pahalarımızı vermeden kaçıp gitmeyeceğinizi. Para yanımızda değil, başka bir yerde. O zaman altınlar da bizim yanımızda değil kardeşim. Altınlar da başka bir yerde. Belki bunun içinde altın falan yok. Belki biz size yalan söyleyiverdik. Belki altınla bizim evde bir yerde saklı. Döşeğin altında falan mesela. Siz bilirsiniz hocam. Altın yoksa alışveriş de yok. Biz malları görmeden sizi paranın yanına götüremeyiz. Hadi eyvallah. Bir dakika han, bir dakika han, bir dakika han. Kardeşlik, bir dakika han. One minute, one minute. Sit down. Sit down please. Relax. Ulan gaydırıkıp bak, sit down, mit down, relax, milak. Kafamı karıştırdın, ne diyeceğimi zaten unuttum. Karıştırma lan. Karıştırma kafamı bir ya. Bir karıştırma. Bir karıştırma ya. Allah Allah ya. Nasıl vuruyor? Bir karıştırma ya. Bir şey konuş vereceğiz şurada. Bir dur. Allah Allah. Sit down, bir down, relax, milak karıştırıp duruyorsun ya. Kardeşlik. Çok uzakta mı pahalının olduğu ye? Çıkıyorlar. Gözümüzü dört açalım da izlerini kaybetmeyelim. İkisi de silahsız durumda. Destek de istemedik. İzlerini kaybedersek çok zor durumda kalabilirler. Yavaş çocuklar, yavaş. Oğlum yavaş. Evet. Kardeşlik, bu bakışın kapağı giderken yolda kendiliğinden açılıvermez değil mi? Sonra bütün altınlar yola saçılıverir, yanarız vallahi. Hadi binin arabaya. Hadi biniverelim bari. Sandığın içindeki altınlar sahte değil mi? Hayır. Hepsi Bizans döneminden kalma gerçek altın. Nasıl yani? Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz başka bir operasyonda ele geçirmiştik hepsini. Hop, nereye? Sen gelmiyorsun. Nasıl? Niye ben gelmiyorum? Ben öyle diyorum çünkü. Oh, ne güzel iş valla. Müşteriyi ben bulayım. Oh, malı kralı ben ayarlayayım. Ondan sonra beni ekarte edin. Ne güzel be, oh. Çok konuşma lan. İş olursa sana paranı göndeririz. Ama hocam... Bize hiç güvenmiyor musun Fiko? Şöyle bir surete hiç güvenilmez mi hocam? Yani insanın baktıkça içi ürperiyor. Yani güvenden dolayı ürperiyor demek isterdim. Kestik. Tamam abicim. Siz bakın işinize. Ben burada sizi bekliyorum. Yani alışveriş olursa... Ve birazcık delikanlıysanız getirirsiniz benim paramı. Ha yok, getirmezseniz de helali hoş olsun. Canınız sağ olsun, benden olsun. Hiç sorun değil. Lütfen. Kardeşlik,
Eminsiniz değil mi bu bagajın kapağının açılmayacağını? Ama bak, bu altınlar bizim hayattaki ilk ve son şansımız. Yoksa amele geldik, amele gidivereceğiz galiba. Merak etmeyin, bir şey olmaz. Kardeşlik, şimdi biz nereye gidiyoruz? Bizim büyük patronun yanına. Ödemeyi büyük patron yapıp verecek yani. Aynen öyle kardeşim. Kardeşlik, ne yaptın be? Nereye gitti bunlar? Önceki çıkıştan çıktılar galiba. Gaza yapabilecektik, az kaldı. Bizi bir takip eden varsa ekelim onları diye yaptım. Yok. Bizi kimse takip edemez. Biz gizlice geldik buralara. Bizim şantiyedekilerin bile haberi yoktur bu altınlardan gari. Allah. Olsun kardeşim. Bu işler hiç belli olmaz. Biz yine eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım da. Dediğin gibi, bir önceki çıkıştan çıkıp diğer tarafa yönelmiş olmalılar. Mecburen trafiğe anons geçeceğiz. Engin, ama sen az önce dedin ya adamların içeride köstebekleri olabilir diye. Böyle bir şey yaparsak Yavuz amirleri daha büyük bir tehlikeye atmış olmaz mıyız? Esra, inan bana zaten şu anda ikisi de çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Düşünsene bir. İkisi de silahsız ve ne olduklarını bilmediğimiz kaçakçıların elinde. ...482'den merkeze. Yavuz amirimizle Ertan başkomiseri kaybettik de ne demek evladım? Ya 5 yaşında çocuk mu bunlar? Nasıl kaybedersiniz koskoca adamları? En başta her şey yolunda gidiyordu müdürüm. Yavuz amirimiz Fiko sayesinde aracılarla buluştu. Aracılar tam onları büyük balığın, yani büyük patronların yanına götürürlerken... ...yolda adamlar takip edildiklerini anladılar galiba. Sonra da birden trafikte ortadan kayboldular. Yer yarıldı da içine girdiler yani, öyle mi? Öyle de denilebilir müdürüm. Evladım, operasyona giderken niye yanınıza destek almıyorsunuz? Ne üdüğü belirsiz adamların yanına destek güç olmadan silahsız bir şekilde girilir mi hiç? Operasyonu Yavuz amirimiz yürütüyordu müdürüm. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi kendisi destek almayı pek sevmiyor. Ah be Adınalı, ah be! Şimdi, hemen bütün birimleri harekete geçin. Bu çeteyle bir bağlantısı olabilecek herkese eş zamanlı baskınlar düzenin. Ve çetenin yerlerini tespit. Bu saate kadar ikisinden de hiçbir haber alamadığımıza göre... ...başları ciddi bir biçimde belada olabilir. Baş üstüne müdürüm. Baş üstüne müdürüm. Hadi bakalım.